Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Uyandık, dedik bir kahvaltı yapalım hep birlikte. Ailecek Ateş Demir'i yataktan zorla kaldırdık çünkü hala daha uyuyordu. Elini tutarken arabalar geliyor. Gel. Mama yemeğe gidecek. Ateş, karnın acıktı mı? Şimdi, ne çok araba geçti ha? Hiç araba geçmiyordu daha bir dakika önce. Sessiz sakin diye arkadaşlar. Şey yaptık, dedik burada çekelim başlangıcı. Sessiz sakin diye bir anda kamyon, tır, tank, evet, top, tüfek geldi. Babacım ne alacağız şimdi? Ne karar verdin? Ne istiyorsun Ateş? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyle. Hangisini söyleyeceksin babacım? Bakıyor. Pizza. Pizza. Pizza mı söyleyelim? Pizza mı istiyorsun? Ama kahvaltıda pizza yenmez ki. Başka ne var baba? Bunu. Hamburger. Bunu. Bunu, bunu. Anne bu ne? Bu ne? Hamburger. Bu ne? Patates. Bu ne? Sos. Bu ne? Ketçap. Bu ne? O da dürüm. Bu ne? Ketçap. Bu ne? Patates. Bu ne? Tavuk. Bu ne? biber içinde. Bu ne? Tavuk. Bu ne? Bu annem ne? Hepsi aynı onların. Birbirine benziyor hepsi. Babacım ama sen her şeyi bu ne bu ne diye sorarsan biz hangisini alacağımızı nasıl karar vereceğiz aşkım, babacığım? Artık bu aşamadayız ama. Bu ne, bu ne, bu, bu ne? Ne? Ne o? Salataymış Ateş. Bu ne? O da salata. Bu ne? Hepsi tavuklu salata. Peynir onlar. Aa, üzüm, evet. Bak. Soğan o da. Bu ne? Aha, bu suyu çıktı artık. Aşılması mekan? Yiyor yani. Biz aslında farklı bir yere gidiyorduk önce. Ama şey yaptık. Durduk, afiş gördük bir tane. Uygun iki kişilik serpme kahvaltı vardı. Dedik aynı paraya gelecek zaten, burada yiyelim. Tabii canım, şöyle mekanı da göstereyim hafiften şöyle. Arkadaşlar çok nezih bir mekan. Ben çok beğendim yani, görüntüsü, şeyler falan iyi yani. Böyle masaları falan geniş. Bir de böyle şu ayrıntı hoşuma gitti, böyle kitaplar falan var mekanda. Mesela oturup yanınızda böyle yani bir şey yoksa buradan alıp okuyabiliyormuşsunuz. Sonra tabii yerine koymak şartıyla. Tabii canım. Yani güzel mekan, hoş mekan. Evet. Burada kahvaltı yapacağız. Ondan sonra bir markete uğrar, evimize geçeriz. Baba hadi çabucak. Ben buradayım. Kahvaltımız geldi. Gayet de doyurucu duruyor değil mi aşkım? Vallahi ben görüntüyü beğendim. Evet. Arkadaşlar tam böyle hani standart iki kişilik böyle işte peynir, domatesi. Şeyi böyle küçük biz sövüş. Biz bir tek menemen söyledik. Lor var, tahin pekmez var. Ben şunu biliyorsunuz arkadaşlar, ben bunu yemeden yapamıyorum. Bunu ekstra söyledik. Şöyle patates cipsi gibi bir şey geldi. Bir de zeytin var. Böyle evet, bir kahvaltı. Afiyet olsun. Gel Ateş. Ya çok büyük alışveriş yapmayacağım mısın dedik. Küçük araba alalım. Küçük arabaya doldururuz aldık. Allah Allah Allah. Yavaş yavaş yavaş. Ateş. Al açın torba var. Biraz soğan alacağım. Büyük alışverişi birkaç gün sonra yaparız aşkım. Sıkıntı yok ya. Ateş! Ateş! Ne alacaksın bugün? Havuç mu alacaksın? Hadi al bakalım bir tane havuç. Ama bir tane, tamam mı? Tamam. Bir tane. Kaç tane al? Oo, en büyüğünü aldı. Maşallah kılıç gibi valla. Ateş, 2-3 tane daha alayım. Belki çorba da yaparız. Havuç çorbası mı? Hayır, mercimek falan. Havuç daha güzel ama. Bir kasada tek okutmayalım diye dedim ya. Ayıp olmasın diye. Evet. Ben maydanoz alacağım. Onu ben de utanıyorum ya, bir tane bir şey almaya ama yapacak bir şey yok çocuk. Evet, seviyor. Benim arabam bugün babacığım yok çünkü çok fazla şey almayacağız. O yüzden ben araba almadım babam. O yüzden senin arabana koyacağız her şeyi, tamam mı? Hı? Olur mu? Hadi. Koy annesi. Al bakalım. Hadi bakalım içeri girelim. Oo, bir domatesler, de pirinç alacağız. Maydanozlar. Birkaç salatalık, bir de havuç aldık.
Sabah erkenden uyandım, yeni de bir güne başladım. Videoma da hemen devam etmek istedim. Enerjim yerinde, sadece balkona çamaşır sermiştim. Sabah ben uyandığımda dedim toplarım. Tam toplamamak için çıkıyordum, sepetimi almıştım. Bir anda rüzgar çıktı, çamaşırlarım yere falan devrildi. Allah'tan ki balkonum temizdi, bir sorun olmadı. Bugün de cam balkonumuzu yapmaya geliyorlar. Balkonumuzu kapatmaya karar vermiştik. Sizlere zaten söylemiştim, biliyorsunuz. Anlaşmıştık da yaklaşık bir 25 gün falan olmuştu. Ustamıza da 25 gün içerisinde getirir takarız falan demişti. Öyle de oldu. Şu anda aşağıdalar, malzemeleri indiriyorlar. Balkonumuza koyacaklar. Şöyle dışarıda çok rüzgar var, o yüzden dışarı çıkmıyorum. Ama burayı kapatacağız. Klimamız burada ama nasıl yaparız, nasıl ederiz onu bilmiyorum. Dışarıya asmamız yasak. Balkon tavanı da böyle nasıl desem küçük olduğu için şu yukarıdaki alan. Oraya asmak pek istemiyorum ben. Çeviririz herhalde, o şekilde kullanırız. Yani bir şekilde ayarlarız onu diye düşünüyorum. Bakacağız artık duruma göre. Bakalım nasıl olacak. Ben çok istiyordum, uzun zamandır da düşünüyorduk bunu. Bugüne kısmetmiş. Şöyle havayı da göstereyim. Bakın burada benim çiçeklerim, pırasalarım falan var. Şimdi ustalarımız da gelsin, yavaş yavaş yerleştirmeye başlasınlar. Bir parça geldi, şöyle bir tane iskeleti galiba bu. Onu koydular, bir de aşağıda devam ediyorlar, onu da göstereyim size. Ateşin odasından çekeyim dedim çünkü tam camı görüyor. Bakın burada geldiler, işte malzemeler iniyor, sonra da takılacak. Allah da yardımcıları olsun, bugün birazcık rüzgar var bizim burada. İnşallah rahat bir şekilde halledebilirler. Şöyle parça parça camlar da geliyor. Birazdan montajını da yapacaklar. Önce gövdesini yapıyor ustamız. Onu da göstereyim size. Burada da sinekliğimizi çıkardık, girip çıkarken zorlamasın diye. Ondan sonra tekrar geri takacağız. Ustalarımız dışarıda çalışıyor. Onlar çalışırken ben de onlara bir çay falan yaptım. Burak da yolda, işteydi, hala gelmedi ama gelmek üzereymiş. O da gelsin. Hem onlarla daha böyle ilgilenir, şey yapar. Ben elimden geldiğince ilgilenmeye çalıştım. Şöyle size buradan göstereyim. Bakın birazcık. Şu şekilde çalışma yapıyorlar. Bakalım nasıl olacak. Küçük de bir aksaklık yaşadık. Belki çözeceğiz ya da bir parçasını değiştirme durumumuz olacak. Duruma göre bakacağız. Yani ustamız ölçüyü doğru almış ama doğramacı işte serken bir hata yapmış. Onu bir şekilde gidermeye çalışacağız. Eğer giderilmeyecek gibi bir şeyse de değiştiririz o parçayı dedi usta. Burak geldiğinde de ona karar vereceğiz. Duruma göre bakacağız artık. Ateş Demir de burada. iPad mi izliyorsun sen? iPad mi izliyorsun? Burada ben çekeyim mi? Sen çek annem. Ben de seni çekeyim mi? Sen de beni çek annem. Senin ben de seni çekeyim mi diyen dilini yerim. Duydun mu beni? Ben çok güzel çekeyim. Kalpler yapayım mı? Yap, kalpler yap. Ay çok güzel annem, harikasın. Kalpler maşallah çıkacak. Sana kalpler çok güzel çıkacak. Annem. Evet, kalpler çıkacak annem. Maşallah al, sana. Sinek. Evet, sinek geldi. Kapı açıldı ya, hemen girdi içeri. Evet arkadaşlar, ben de şimdi işten geldim. Ustalar çay molası verdi. Cam balkon operasyonu hızla devam ediyor. Böyle bu şekilde bir çalışma yapıyorlar şu anda. Güzel olacak gibi bittiğinde bakalım. En azından balkona da artık oturabiliyor olacağız yani. Bitsin şöyle bir. Bitmiş halini tekrar zaten gösteririz yani. Buraya bir küçük ufak tefek işte masalar, bir şeyler koyarız böyle artık sığdığı kadar. Vallahi güzel olacak ya. Çünkü bizim bu balkonda durulmuyordu yani. Orada inanılmaz bir esinti oluyor. Orada da damlanın çiçekleri var. Bunlar da vallahi büyük ya. Sevgiyle bakıyor onlara. İlk geldiğinde tomurcukta hiçbir şey yoktu. Sonra çıktı. Ateş, baban nasıl olmuş? Beğendin mi balkonu? Hadi gel, tamam, onlarla gel, gel gel. Hadi bir, hadi onları giy. Büyük terlik giy, hadi bakalım. Büyük terlik. Büyük terlik. Balkonu çok anne, pis. Bak. Pis olması normal ya. Ama güzel oldu değil mi? Vallahi sonra ben... Birkaç eksiğimiz var, yarın tekrar geleceğiz ustamız. Şu yukarıdaki boşluk, yani eğim falan varmış. Yani işte yamukluk varmış duvarlarda vesaire. Orayı düzeltecek. Bir de şuradaki cama takacak yarın. Dur, onları göstereyim bir saniye bekle. Evet, sen gel aşkım, yaklaş. Şimdi şöyle bir şu şöyle zoom yapayım. Bir şu üstteki boşluk kaldı. Orası dolacak. Bir tane köşe bent gelecekmiş. Bir şu köşe tam
Yukarıda bir boşluk kaldı şöyle şu köşede. Orayı dolduracak. Bir parça gelecek oraya. Sonra onun yanındaki şeyde camı hazır içeride. Boru arkasında kalan kısım. Orası da kapandı mı bitti. Bu üzerindeki aşkım o beyaz beyaz küçük şeyler. Cam. Hayır, bir de çizilmesin diye şeyler yapıştırmışlar. Hemen çıkıyormuş sıcak suyla. Yani çıkarız, sileriz. Yani işlemcisin. Ondan sonra sileriz. Aşkım hayırlı olsun cam balkonum. Sağ ol aşkım ya. Güzel oldu ama burada da böyle bir alan olmuş oldu. Buraya da masa sandalye koyarız. Güzel olur. Bir tek buradan şu an rüzgar geliyor. Evet, onu da zaten halledeceğiz diğer inşallah. Aynen öyle. Şu anda her taraf kapalı arkadaşlar. Evet. Yani şu kısım komple kapandı, karşısı kapandı. Bir tek şu... Tam köşe kaldı yani. Şurası kaldı yani. En doğrusu bence. Evet. Şimdi burada bir de böyle bir boru moru var. Aynen, bir şekilde ayarlarlar. Artık onlar yapsın. Artık. İşin uzmanı onlar yani. Evet. Yapacak bir şey yok. Vallahi kaç gün oldu video çekiyoruz. Hala daha... Hala daha tam anlamıyla video çekemedim. Ateş Demir burada yanımızda oturuyor. Sesinde biraz yankı yapıyor olabilir. Çünkü daha henüz balkonumuz boş. Klima var, klima motorumuz var. Anne ben seni çekeyim mi? Çekme beni annem. Baba çeksin sonra sen beni çek olur mu? Sırayla. Anne bak. Hadi çikolatanı ye. Anne. Evet annem yangın çıkmış. Bir şey deyince de mutlaka cevabını alana kadar Ateş Demir şey yapmana izin vermiyor. Konuşmamıza izin vermiyor. Balkonumuz da bitti. Ustamız geldi. Dün kalan eksikleri de yaptı. Ama biz daha çekmeye vakit bulamadık çünkü annemler de gelmişti. Annemle beraber burayı temizledik. Camları elimizden geldiğince sildik. Bazı yerlerde ufak tefek pürüzlerimiz var ama olsun. Onları da zamanla sile sile gider yani bazı lekelerde öyle söyleyeyim. Güzel oldu değil mi aşkım? Şu an mesela tarafı fırtına var. Burada vallahi çok... ben çok beğendim. Yani bir tane daha şimdi evimizde hani bir odamız daha oldu. Evet. Bak kahvemizi içtik. Klima motorumuz var. Bunu da klimacı ustamız geldi. Yukarıya alacağız. Bunu da yukarı aldıktan sonra burada bir şeyler yaparız. Bir şeyler alırız buraya. Yani şuraya... Hayallerimiz var. Onu aynen. Buraya koyarız diye. Yani klimayı şuraya şu kısmı almayı planlıyoruz arkadaşlar. Yani şu hemen evet. Bu gider borusunun yanındaki o köşeye üst tarafa alacağız. Ben biraz sonra... korkuyorum aşkım ya. Burası açılmış olacak böyle. Beni anlayan anneler de vardır. Yani hani balkona koyacağız ya. Allah korusun düşer diye çok korkuyorum ama adam şeydi merak etme anlamadım. Böyle bir yaparız ki dedi bir daha sökemezsin. Tabii canım. Ya aşkım şimdi iki tane kalın böyle şey olacak, tiz olacak, ayak olacak. Evet. Bir de yukarıdan da ben senden rahat et diye. Hı-hı. Belki tavana bile tuttururum onu ben yani bir de bir, iki tane iki yerinden. Vallahi iyi olur. Ateş Demir sen neler yapıyorsun? Ben bunu... Ağzı pis pis. Çuk olmuş ağzı. Hadi bak kendine bak. Çok yakışıklısın. Ay, çok tatlısın. Evet sensin. Kim o? Anne var benim. Ay sensin. Ateş Demir çok sevdi burayı ya. Burası diyor bizim odamız artık diyor. Ateş burası kimin odası? Burası anne odası. Anne odası. Anne odasın burası babam. Evet. Benim odam nerede? Senin odan yok. Senin odan yok. Benim odam yok mu? Bizim aşkım. Bak, bak, ben gideyim o zaman. Evet bebek geçiyor babasıyla. Yoldan da komşuları takip ediyor. Kim var kim yok kim geliyor gidiyor. Babası nerede anne? Evine gitti annem. Yine göreceğiz ya. Evet yine göreceğiz annem. Sevdik burayı çok güzel de bir alan oldu. Özellikle ben sabah daha çok sevdim aslında. Çünkü kış ya güneş falan geliyor sabahları sıcacık oluyor burası. Anne. Tabii tabii ısınır zaten çok şahane olur aşkım. Çok güzel oluyor. Burada çiçek falan da koyarım şuraya köşeye bir yere saksılarımla. Güzel olur. Oğlum yavaştan geçelim içeriye. Evet aşkım içeri geçelim. Biraz senle Uzan işten geldik. Yemek yedim. Hemen oturduk. Burada bir de video çektirdim ben. Hem biraz dinlenmiş olursun. Ama kahve içtik ya. Olsun. Kahve olmasa oturmazdım buna biliyorsun. Olsun. Keyfini de sürmüş olduk bugün de aşkım. Aynen öyle. Allah iyi günlerle kullanmayı nasip etsin. Amin. Ateş. Ne yapıyorsun babam? Ben abone oynuyorum. Ne oynuyorsun? Kardeşime. Bakabilir miyim ne izlediğine? Tamam. Wow, kardeşler izliyormuş. Keyif. Sen seviyor musun kardeşleri? Evet.
Ateş. Sen seviyor musun onları? Ateş. Beni duymuyor musun Ateş? Onları seviyor musun? Onları seviyorum. Çok yakından bakma, tamam mı? Azıcık böyle uzaktan bak böyle ha. Böyle bak, tamam mı baba? Hayır, böyle. Ha, uzaktan bak. Hayır. Bakma öyle. Gözün acır babam. Ondan uzaktan bak, tamam mı? Heh. Aferin benim oğluma. Böyle izle. Tamam babacığım? Öpüyorum seni çok. Ben annenin yanına gidiyorum. Koyayım. O da olur babam. Buraya koyayım mı? İstediğin gibi koyabilirsin babacığım. Olur. Buraya. Ben annenin... Tamam. Ben annenin yanına gidiyorum, tamam mı? Tamam. Ben de değil mi? Sen de gel sonra. Hoş geldin Koyuş. Elinde kamerayla dolaşıp duruyorsun. Aşkım baktım. Bu kamera yoksa ben şey olacak böyle paslanacak kenarda. Dedim bari kullanalım. Ben mutfağımızı topladım. Yemek falan yedik ettik ya. Son kahve içtik. Hiçbir şey toplanmamıştı. Bir de masaya şeffaf örtü almıştık. Onu kestim aşkım. Nasıl olmuş? Vallahi onu ne ara kestin? Çok güzel demin olmuş. Demin ya masayı ters çevirdim. Tam böyle boyuna göre sıfıra sıfır kesmeye çalıştım. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş, parlamış. Hı-hı. Bak şöyle hatta. Şeffaf örtü aldım. Bakayım ama. Kendimi görebiliyor muyum? Aldığımız kadın şey demişti. Kendimi sirkeli suyla silerseniz sararma yapmaz falan demişti. Ben de sirkeli suyla sildim onu, kurladım sonra yerine koydum. Valla güzel şimdi bu şey mi şimdi bu? Yapışkan kaymıyor mı? Kaymıyor aşkım, yapışkan değil o. Normal örtü ama kaymıyor üstünden. Şeffaf böyle şey. Bak böyle tabaklar bile oynamıyorlar. Göstermek için şey yaptım. Valla güzel olmuş masa daha... Böyle parlamış böyle evet üstü. Evet ya güzel oldu. Bir de ben şey evde normal bir örtümüz vardı ama ahşap olduğu için böyle zarar görür diye normal örtüyü serdim. Ama rengini böyle kapatmıştı o örtü. Aslında uyumlu olmuştu ama olsun böyle beyazını görmek istediğim için şeffaf alalım dedim. Forbes'ten aldık burada 300 liraya falan aldık. Şimdi soranlar olur. 80'e 120 aldık değil mi aşkım? Evet 80'e 120 aldık. Çünkü masanın boyundan şu kadarcık fazlaydı. Onu da ben kestim. Güzel oldu. Yersin, eline sağlık Allah. Şöyle ne kesmişsin? Çok da nizami kesmişsin. Evet. Hiç böyle fazlası şey yok yani. Şey ama yaptım. Yere koyduğum taşın üstüne masayı da üstüne ters çevirdim. Oh maşallah. Kenarlarını çıt 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 falçatayla hemen kestim. Daha düzgün olmuştur. Evet aynen. Tam boyuna göre olmuş oldu. Yani makasla olsa... Annenin odasına gitmek istemiyorum. Sen artık odana gitmek istemiyorsun. Çok isyankar oldu bizim oğlan bu aralar ya. Her şeye bir isyan, her şeye bir bahane. Ateş ne yapmak istiyorsun? Top mu oynayalım seninle? Demin gelmiş bahane diyor. Top oynayalım mı? Kayak yapmak istiyormuş. Hadi toplarını al. Kar tatili yapmak istiyormuş. Öyle söylüyor. Lego oynayacağız. Lego oynayacağız. Lego. Lego mu oynayacağız? Lego. İyi tamam geliyorum ben şimdi Lego oynamaya babam. Aşkım yandım valla. Şimdi bir saat seni oynatacak. Oynatsın ya ne yapalım aşkım ya. Baba, bir videomuzda da... Allah Allah. Hadi. Tamam geliyor anne. Geliyorum. Babacım. Dur hadi. Hemen videoyu çeker hemen geliyorum. Dök baban geliyor. Hemen. Sen geliyorum. Dök ben geliyorum babam. Tamam mı? Tamam. Seni seviyorum babacım. Nasıl koşuyor bak mutluluğa bak. Ben ikna oldum. Bir videomuzda daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.